Samantha ne kadar çok yiyor farkında mısın? Ya geçen gece uykuda benim serçe parmağımı yemeye çalıştı. Ya adımda serçe kelimesi geçiyor diye bir parmak yenir mi ya? Adayı kuruttu ya. Ben Sara'yı hiç sevmiyorum. Çünkü sürekli Turabi'yi gaza getiriyor. Bana karşı kışkırtıyor. Ben ne yedi yani? Ne yedi ben? 2-3 acın kokonatını yedi. 750-800 tane bade yedi. 2-3 tane iguana yedi. Bir de sürekli barakaya gelen fareyi ızgara yapıp yedi. Herkesi rahatsız ediyor o fare. Ben sana kaç kere dedim ki ne? O palayı paylaşacaksın, herkes kokonat yiyecek. Ha? Daha nereye yiyeceksin? Dur abi ben çok yemiyorum burada. Ben bizim için kokonatları topluyoruz. Siz ne alaka benim lokmalarımı sayıyorsunuz? Senin lokmalarını saymak için muhasebeci lazım. Ver şu palayı. Samantha badeleri toplarken keserle... Tur abi geldi, elinden aldı keseri. Neden aldı ki? Orada bir sürü keser vardı. Ben anlayamıyorum gerçekten. Gün gelir hesap döner, keser döner, sap... Yaşasın ada. Macera dolu adamız. Kuru, siz niye bu Hindistan cevizlerini uzakta yiyorsunuz, bize getirmiyorsunuz? Ne alakası var Tur abi? Yemiyoruz Tur abi, ayıklıyoruz. Nasıl yemiyorsun, görüyorum. Hayır, buraya yemeğe gelmedik. Ağzında lokma var arkadaş, lan niye yalan söylüyorsun? Olmuş mu, olmamış mı diye bakıyoruz Tur abi. Ne olmuş mu, yarısını yemişsin, olmuş mu söyle bakalım, olmuş mu? Yarısını yemedim Tur abi, böyle taşıyamayız, o yüzden böyle... Ya bırak Allah'ını seversen ya. Tur abi. Aslan'a sormuşlar. Aslan kardeş, ormandaki çakallar senin bütün yemeğini yedi demişler. Ne diyorsun bu duruma demişler. Aslan demiş ki, rüar demiş. E aslan bu ne diyecek, konuşacak hali yok. Yani şunu diyeceğim. Yiğit'le bir anlaşma yapmıştık. O bu anlaşmayı bozdu. Ve anlaşmayı bozan bedelini öder. Öder. Bunun medium'u yok mu? Orada gidiyorsunuz, iki kişi kendiniz yiyorsunuz. Ya yemiyoruz Tur abi, ayıklıyoruz. Şimdi tabağa koyayım, ondan sonra konuş. Koyayım da Tur abi, ondan sonra konuş. Tur abi. Bak adamla konuşulmuyor ya. Tur abi bir dinlesene. Yiğit'in orada gidip Hindistan cevizini yemesi gerçekten çok haklı bir durum. Yiğit kardeşimin, ama öte yandan bakarsak Tur abinin de tabii... ...niye bunu yiyorsunuz demesi de çok haklı. Benim onların yanında durup hiçbir şeye çok müdahale etmemem de bence çok haklı bir durum. O yüzden diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten herkes haklı bu adada.